Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi grubu toplantısı ikinci yasama yılı 30. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, aramızda değerli konuklarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanımız Saltuk Deniz aramızda. Çayeli İlçe Başkanımız aramızda. Kocaeli Körfez İlçe Örgütümüz Balıkesir Bandırma İlçe Örgütümüz Bandırma Belediye Başkanımız Aramızda Tolga Tosun ve Meclis Üyelerimiz Aramızda Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Aramızda Tokat Kınık Belediye Başkanımız Güven Aslan Aramızda Yozgat Şefal, Şefaatli İlçe Başkanımız Ali Bektaş Aramızda Kütahya İl Başkanımız ve ilçe Başkanlarımız ve Yönetim aramızda. Kütahya'da Siyanür'ü altın işletmesine karşı duran çevreciler aramızda ve İl Başkanımız aramızda. Kocaeli Körfez İlçe Örgütü aramızda. Siirt Pervari İlçe Başkanı Bedri Çakan aramızda. Pervari Gençlik Kolları, Hendek Belediye başkan adayımız Hızır Eray, Etimesut İlçe Örgütümüz aramızda. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve önceki Genel Başkan Hasan Kütük ve Yönetim Kurulu aramızda. İngiltere Birlik Başkanımız Kazım Gül aramızda. Avusturya Birlik Başkanımız 20 ilde A1 belgeli tüm Türkiye yolcu taşıyanlar, dernek üyeleri, firma sahipleri aramızda. Özel bankalardan emekli olduğu için bayram ikramiyesi alamayan bankacılar aramızda. Hatay Arsus Karaağaç Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Kemal İştirak ve Yönetim aramızda. Dersim, ders, Dersim Dernekleri Federasyonu aramızda. Garza Atep İl Başkanı aramızda. Sayın Genel Başkanım Hatay Karaağaç Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Kemal e, İştirak ve Yönetimi Genel Başkanı bir hediye arz edecektir yerinizde. Size arz ediyorum efendim. Evet. Bandırma vapuru tablo takdimi Bandırma Belediye Başkanımız Tolga Bey tarafından hediye olarak verilecektir. Takdim ediyorum. Nerede bu? Nerede bu? Nerede? önce sormak lazım. konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bu yasama döneminin son grup toplantısı sanıyorum önümüzdeki yani bu hafta içinde parlamentonun meclisin kapanacağı ifade ediliyor. Gönlümüz çalışmasından yana onu başlangıçta ifade edeyim ama öyle bir kararın iktidar mensubu milletvekilleri tarafından alındı. Grup başkan vekillerimize bir şekliyle iletildi. Değerli arkadaşlarım, öncelikle bir konu üzerinde duralım. 15 Temmuz darbe girişimi Kimden gelirse gelsin. Hangi gerekçeyle gelirse gelsin. Her zaman, her yerde, her ortamda darbecilere ve darbe girişimlerine karşı çıkacağız. Altını özenle çiziyorum. Bugüne kadar Türkiye'de eğer demokrasi toparlanamamışsa, bugüne kadar Türkiye'de doğru dürüst Temel bir uzlaşmayla bir anayasa yürürlüğe girmemişse bunun nedeni darbelerdir. Darbeler nedeniyle olmuştur. Darbeler nedeniyle toplumun bütün katmanları bir anayasa değişikliğine dahil edilmemiştir. Bir darbede bir taraf, öbür darbede öbür taraf, bir başka darbede daha önce yapılan anayasa değişiklikleri doğru bulunmamış ve bugünkü noktaya gelmişiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün kesimlerin katılacağı, bütün kesimlerin katılacağı demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Bir yönetmeliğe değil, bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye'nin temel konularının, devlet yapısının, temel ilkelerinin yer aldığı bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasa yapılırken de toplumun az önce de ifade ettim, bütün kesimlerinin katılacağı bir anayasa olması lazım. Böylece toplumda hiç kimse, hiçbir grup, hiçbir inanç grubu veya hiçbir etnik grup ben anayasa değişikliğinin dışında kaldım demeyecektir. Esnafı, çiftçisi, memuru, emeklisi, sanayicisi, akademisyeni, sanatçısı, hemen hemen toplumun her kesiminin sendikacısı katılacaklar ve demokratik bir anayasa yapacaklar. Bizim Böyle bir anayasaya ihtiyacımız var. Darbe dönemlerinde yapılan anayasalar topluma büyük acılar çektirmiştir. Toplumun bir kesimi özellikle kendisini toplumun dışına itilmiş olarak görmüştür. Oysa biz toplumun her kesimini kucaklayan ve anayasa kitapçığını eline aldığında her vatandaşın bu benim anayasamdır. Bu benim haklarımı koruyan bir anayasadır ve bu anayasanın korunması gerekir diyebileceği bir anayasaya ihtiyacımız var. 15 Temmuz FETÖ darbesi, darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk, hepimiz. 251 şehidimiz var. Çok sayıda gazimiz var. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ'nün siyasi ayağı Nerede bunun bilinmesine ihtiyacımız var. Bunu hemen hemen katıldığım her toplantıda ifade ettim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde de ifade ettim. Sivil toplum örgütlerinin toplantılarında da ifade ettim. 15 Temmuz darbe girişimi doğrudan demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel değerlerine yapılan bir darbe girişimidir. 15 Temmuz'da başarılı olsalardı herhalde bunların bir başbakan adayı vardı. Herhalde bir cumhurbaşkanı adayları vardı. Herhalde bakan adayları vardı. Nerede bunlar? Niye bilmiyoruz? Ve neden aydınlanmadı bunlar? Efendim üzerine yürüyoruz. Hayır efendim. Baktalacı buldun. Akademisyen buldun. Sanayici buldun. Esnafı buldun. Çiftçiyi buldun. İşsizi buldun. Bankasyanın önünden geçeni buldun. Bunları hapse attın. Ama en güçlü adamları bulmadın. Niye bulmuyorsun? Kim engel? 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlanması lazım. FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için ve darbe girişiminin karanlık noktalarını aydınlatmak için parlamentoda bizim de verdiğimiz bir önergeyle bir araştırma komisyonu kuruldu. Önce nazlandılar. Gerek yok dediler. Biz ısrar edince Toplumun da baskısı vardı. Bir araştırma komisyonu kuruldu. Ama araştırma komisyonu konunun ayrıntılarını ve karanlık noktaları ortaya çıkarmak için çalışırken talimat geldi. Erken bitirin diye. Niye erken bitsin? Aydınlanması lazım. Bu darbe girişiminin altında ne var? 251 şehidimizin kanı var. Binlerce gazimiz var. Kim yaptı? Hangi gerekçeyle yaptı? Kim destek verdi bunlara? Ana aktörleri kimdi bunların? Türkiye'deki, dışarıdakini biliyoruz. Türkiye'deki kimlerdi bunlar? Bunların aydınlanması lazım. Söyledik bunu. İki önemli aktör. İki önemli aktör. Meclis Araştırma Komisyonu'na gelmemiştir. Erdoğan'ın talimatıyla gelmemişlerdir. Birisi MİT müsteşarıdır, Diğeri dönemin genel kurmay başkanıdır. Bu iki kişinin gelip parlamentoda araştırma komisyonuna bilgi vermeleri gerekirdi. Komisyon üyelerinin sordukları sorulara cevap vermeleri gerekirdi. Karanlık noktaların aydınlanması gerekirdi. Soru şu. Soruyu özellikle AK Partili kardeşlerimin vicdanına seslenerek söylüyorum. Soru şu. Neden bu iki önemli aktör Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na gönderilmemiştir. Neden engel olunmamıştır? Olunmuştur affedersiniz. Neden engel olunmuştur? Bunu bilmiyoruz. E FETÖ'ye karşıyız doğru. Darbeye karşıyız doğru. Darbe girişimine karşıyız doğru. İyi de bu darbe girişiminde bulunanları özendiren kim? Niyetleri ne bunların? Neler yapacaklardı? E bunu bilmemiz lazım. Ben bunu sorunca bize kızıyorlar. Bay efendim siz niye bunu söylüyorsunuz? Eğer bir darbeyi bir darbeyi yapanlar darbe girişiminde bulunanlara gerçek anlamda hukukun önünde hesap sorulmadıkça 251 şehidimizin kanı yerde kalır. Demokrasi konusunda iyi bir sınav vermemiş oluruz. Aydınlanması lazım. Hala söylüyorum yine söylüyorum aydınlanması lazım. Değerli arkadaşlarım, biz darbe girişimine karşıyken parlamentoda bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla darbe girişimine karşı ortak bildiri yayınlanırken 20 Temmuz'da bir sivil darbe gerçekleşti. O hal ilan edildi. Olağanüstü hal. Şunu söyledim. Ya arkadaşlar bu parlamentoda bütün milletvekilleri darbe girişimine karşı alacağınız önlemler varsa getirir meclise. Hiç kimse itiraz etmez. Ve tamamını meclisin desteğiyle gerçekleştirelim. Çünkü bu meclis gazi meclistir. Bu meclis kurtuluş savaşını yöneten bir meclistir. Kurtuluş savaşını yöneten bir meclis FETÖ'nün karanlık noktalarını aydınlatacak kapasiteye sahip değil mi? Sahiptir. Bilgisi vardır. Birikimi vardır. Araştırma yeteneği vardır. Analiz yeteneği vardır. Kapasitesi vardır bunları yapalım. Hayır biz kanun hükmünde kararnamelerle devleti yöneteceğiz. Ve meclisten çıktı. Kanun hükmünde kararnamelerle. Yine onların ifadelerine göre bizim değil. At izi it izine karıştı. Masum insanlar. Binlerce masum insan. Hapishanelere tıkıldı. Binlerce. O günlerde bir olayı hiç unutmuyorum. Bir olayı hiç unutmuyorum. Özellikle AK Partili kardeşlerimin vicdanına seslenerek bu olayı anlatmak isterim. Bir kadın öğretmen, başörtülü, FETÖ'cü diye gözaltına alınıyor. Alınabilir mi? Elbette alınabilir. İfadesi alınabilir mi? Evet alınabilir. Soru sorulabilir mi? Evet sorulabilir. Ama bu kadın öğretmen yeni doğum yapmış ve çocuğu daha bir haftasını bile doldurmamış. İtiraz ettim. Dedim ki bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. Bu çocuk da annenin buluşması lazım. En azından belli saatlerde bu çocuğun annesine teslim edilmesi lazım. Ve annesinin de bu çocuğu emzirmesi lazım. Hemen bize suçlama sen FETÖ'cüsün. Şimdi değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, vicdan denen bir şey var. Adalet denen bir şey var. Anne FETÖ'cü olabilir çocuğun günahı. Yeni doğmuş ya. Bu çocuğun ne günahı var? Bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı yok mu? Bu çocuğun anne sevgisine ihtiyacı yok mu? Yani bir saat bile olsa anne kucağında çocuğun anne sütünü emmesine niye izin vermiyorsunuz? Büyük mücadelelerden sonra bu gerçekleşti. Dolayısıyla haksızlığa tahammül etmemek gerekir. Haksızlığa. Haksızlığa direnmek lazım. Darbe oldu, darbe girişimi oldu. Darbe girişiminin üzerinden bir süre geçti. Bir baktık ki, bir baktık ki iktidar kanadının bazı kesimleri, bazı kişileri bir FETÖ borsasından söz etmeye başladılar. Bir FETÖ borsası kuruldu dediler. Parası olan, dayısı olan dışarıya çıkıyor. Gariban içeride kalıyor. Evet, gariban içeride. Parası olan, arkası olan dışarıda. Dayın mı var? Amcan mı var? Bakanın mı var? Başbakanın mı var? Cumhurbaşkanın mı var? Yakının mı var? Doğru dışarı. Hatta savcı ifade bile almıyor. Ama garibanlar, garibanlar, askeri öğrenciler, esnaf. Ya bunların ne işi var darbeyle? Ne işi var? Komutanı talimat vermiş, çıkın diyor dışarı. E çıkmışlar. Askerlikte talimata uymamak suçtur. Siz bunları atıyorsunuz içeri, Sırtı kalınlar dışarıda. FETÖ borsasından para bastıranlar dışarıda. Şimdi beni dinleyen AK Partili kardeşlerim diyebilir ki ya çok da insafsızlık yapıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu. Bu kadar da olmaz. Hükümet bu kadar da eleştirilmez. Erdoğan bu kadar da eleştirilmez. İnsaf denen bir şey var. Bir örnek gösterebilir misin diye bana sorabilir. Sormakta da haklıdır. O zaman ben ona bir örnek göstereceğim. Ve bir örnek vereceğim. Bu örneği verirken FETÖ borsasının ne olduğunu da iyi bilsinler diye veriyorum. Daha önce burada verdim. Aynı örneği madem ki 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü yine vereceğim. Fetah tam ince. tamince. tam ince. Bir kişinin FETÖ'den, FETÖ'den gözaltına alınması için emniyetin raporunun olması lazım. Bitin raporunun olması lazım veya MASAK'ın raporunun olması lazım. Fethah Tamince ile ilgili üçünün de raporu var. Fethah Tamince içeride mi? Hayır. Nerede Fethah Tamca? İnce. Devletin protokolünde. Askeri öğrenciler nerede? İçeride. Niye tam Tamince'ye bu ayrıcalık sağlanıyor? Hangi gerekçeyle sağlanıyor? Vicdan sahibi, vicdan sahibi. Bir kişiye soruyorum, vicdan sahibi. Vicdan sahibi 5 bin kişiye soruyorum. 10000 kişiye soruyorum. Vicdan sahibi 82 milyona sesleniyorum. Neden bununla ilgili bir işlem yapılmıyor? Doğrudur. Hangi gerekçeyle? Yetiyor mu? Hayır. Şimdi sivil toplum örgütleri vardı. FETÖ'ye ait. Bu sivil toplum örgütlerinin büyük bir kısmı kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Yanlış olanlar sonra düzeltildi. İyi de Fethah Tamince'nin bazen başkanı bazen de yönetiminde oldu. Sivil toplum kuruluşları vardı. Bakın bazen başkan bazen yönetiminde ve kapatıldı bazıları. Niye Fethah Tamince'ye bir soru sorulmuyor? Hangi gerekçeyle sorulmuyor? Kanun hükmünde kararnameyle pek çok şeyi iptal ettin. Yöneticilerin tamamını içeri aldın. Bu beyefendiye dokunan bile yok. Neden? Ben bunu sormazsam adalet kavramına ihanet etmiş olurum. Ben bunu sormazsam bu milletin vicdanını reddetmiş olurum. Efendim ihbar olanlar hakkında bunlar yapılır. Kişinin FETÖ'den sorgulanması için ihbar olması lazım. E Fethah Tamince ile ilgili onlarca ihbar var. Onlarca. Niye bir şey yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Bankasya'ya para yatıranlar. Biliyorsunuz bankasya'nın önünden geçenleri içeri attılar. Kapıcıları içeri attılar. Öğretmenleri içeri attılar. Memurları içeri attılar. Yetmedi memuriyetten de attılar. Hatta bankasya'ya apartman aidatını yatıranlar veya müteahhidin parasını taksidini bankasya kanalı, kanalıyla yatıranlar hepsi içeri atıldı veya devlet memuriyetinden atıldı. Bu beyefendi. 17-25'ten sonra altını çiziyorum. 17-25 Aralık'tan sonra bankasıya para yatırıyor ailesi. Bir şey yapılıyor mu? Hayır bir şey yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Niye askeri önce öğrenciler, öğrenciler hapiste de bu adam dışarıda? Adam caz diyor. paragani bastırıyor parayı dışarıda kalıyor. Borsanın bir numaralı adamı, FETÖ borsasının bir numaralı adamı. Dönüyorum. Himmet toplama biliyorsunuz FETÖ organizasyonda himmet paraları toplanır ve FETÖ'ye finans desteği olarak sağlanır. Bu da himmet organizasyonlarını yapan kişilerden birisidir. Bu biliniyor. Devletin yetkilileri de biliyor. Ama kimse Fettah Tam inceye bir şey yapmıyor. Başka bir şey daha. 17-25'i milat almışlardı. 17-25'ten önce bir şey olmayacak. 17-25'ten sonra ne gerekirse yapılacak. Fettah tam ince. 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'le görüşen kişidir. 17-25 Aralık'tan sonra giden. Çağırıyorlar ne yaptın? Gittim. Kimlerle gittin? Hatırlamıyorum. Ne konuştun? Bilmiyorum. Bir şey, hiçbir şey yapmıyorlar. Tokalaşıyorlar, beyefendiyi gönderiyorlar. Değerli arkadaşlarım, 17-25'ten sonra Zaman Gazetesi'nin hisselerini satın aldı. 17-25'ten önce değil, 17-25'ten sonra aldı. Ne oldu? Soruşturma mı açıldı? Hayır. Tebrik edildi. Devletin protokolüne oturtuldu. Şimdi bana diyecekler ki, biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Hayır efendim, siz garibanlarla mücadele ediyorsunuz, FETÖ'nün kahramanlarını baş tacı yaptınız. Başsazcı yaptınız. Bir şey daha. FETÖ tam ince sadece bununla da sınırlı değil. Protokole alınıyor efendim. Devletin protokolünde. Bu yetmiyor. Türkiye'nin en büyük ihalelerinden birisi de buna veriliyor. Ya insaf ya. İnsaf, insaf. İnsaf. Şimdi biz bunları söyleyince beyefendiler alınıyorlar. Vay efendim bunları niye söylüyorsunuz? E ben bunları söylemezsem nasıl kalkıp adaletten söz edeceğim? Ben bunları söylemesem nasıl kalkıp vicdandan söz edeceğim? Ben bunları söylemesem nasıl ben bütün vatandaşlarımı kucaklıyorum diyeceğim? Ben bunları söylemesem inanç ayrımı, kimlik ayrımı, siyaset ayrımını bir tarafa bırakalım. Türkiye'nin en temel noktalarında buluşalımı nasıl söyleyeceğim? Bunların tamamını reddediyorsunuz siz. tam Tamince neden bu işi yapıyor böyle? Bir, büyük bir ihtimalle Türkiye'ye kara para getiriyor. Kara para getiren Ender insanlardan birisiydi. Büyük miktarlar da getiriyor. İki, Erdoğan'ın avukatları bunu savunuyor. Başka avukatlar değil. Erdoğan'ın avukatları savunduğu için hiçbir hakim ve savcı korkudan dosyaya bir şey yapmıyor. Dosyada hepsi var bunların. Bu söylediklerimin tamamı Fettah tam ince dosyasında var. Ama el yakıyor. Ne hakim, ne savcı dosyanın kapağını açamıyor. Ya nasıl adalet bu? Nasıl adalet ya? Nasıl adalet? Ya isyan etmez misiniz siz buna? Gariban öğrenciyi alacaksın içeriye. Yıllardır içeride tutacaksın yazarı, çizeri, siyasetçi alacaksın. Yıllardır içeride tutacaksın. Bu beyefendi elini kolunu sallayacak. Erdoğan'ın yanında devletin protokolünde yer alacak. En büyük ihaleleri alacak. Biz FETÖ borsası kuruldu dediğimiz zaman da işte bak FETÖ'cü budur diyecekler. Kim FETÖ'cü? Bunlar değil mi Allah aşkına? Bunlar değil mi? Aynı zihniyet. Ne diyordu? Aynı menzile gidiyorduk diyor. Aynı menzile yürüyorlar zaten. Bir ifte bir iki cambaz vardı. Şimdi cambazlardan birisi düştü, diğer cambaz ipin üstünde oynuyor. Hep beraber görüyoruz bunu. Herkes yargılanabilir ve herkes hakkında soruşturma açılabilir. Hiç itirazım yok buna. Hiç itirazım yok. Bir kişi sanık konumuyla alınır, soruşturması yapılır, savcılık ifade alır, mahkemeye çıkar. Adalet, adalet tecelli ederse başımızın üstünde yeri vardır. Ama faili meçhul doğru bir olay değildir. Yani alıyorsunuz, nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ailesi de bilmiyor. Bu doğru değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne uluslararası dünyada gölge düşürür. Faili meçhullerin ülkesi olmak istemiyor Türkiye. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk devleti içinde bütün faaliyetlerini yapmak zorundadır. Bir kişi suçlu da olabilir ama onun da adalet bekleme talebi vardır. Onun da adil yargılanma hakkı vardır. Adaletle yargılanmazsa o zaman toplum vicdanı kanamış olur. Bakın. Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz, Salim Zeybek 7 21 Şubat 2019 tarihinden bu yana aileleri bunların nerede olduğunu bilmiyor. Niye bilmiyorlar? Soruyor anneler. Eşleri soruyor. Kocam nerede? Evladım nerede diyor. Geldiler aldılar. Alabilirsiniz. Ma nerede bunlar? Söyleyin ya şu karakolda, şu mahkemede, şu hapishanede yargılanıyorlar. Haber yok. Şimdi ben bunu dile getirmeyecek miyim? Ben bunu dile getirdiğim zaman bize siz FETÖcüsünüz diye suçluyorlar. Ama bir insan var ya, bir insan var. Bu insan hakkı var. Bu insan adalet istiyor. Bu insan hukuk istiyor. Bu insan hak istiyor. Ve sen bunun hakkını, hukukunu ve adaletini teslim etmezsen nasıl yöneteceksin devleti? Ne diyoruz? Adalet ile hükmedeceksiniz. Adalet ile hükmedeceksiniz. Karşınızdaki kişi kim olursa olsun adalet ile hükmettiğiniz zaman devlet devlet olur. Aksi halde devlet devletlikten çıkar. Bakınız değerli arkadaşlar. Eren Erdem hapiste. FETÖ'den. Ya ne ilgisi var? Ne ilgisi var Allah aşkına? Ne ilgisi var? Hapiste. Aylardır hapiste. Aynı şekilde Osman Kavala hapiste. Musa karikatürist. Dünya çapında bir karikatürist. Hapiste. Hakan Kara, Yuray Öz ikisi de hapiste. FETÖ yüzünden. Bunların bütün hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçmiş. Bütün hayatları. Emre İper, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör hapisteler. Neden? Barış istedi diye Hüsn-Üstünel, Tuna, Altınel bunlar da iki akademisyen. Neden hapisteler? Bilim insanları bunlar. Çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Emek harcıyorlar çocuklarımız için. Alın teri döküyorlar çocuklarımız için. Daha iyi yetişsinler diye. Bunların hapishanelerde ne işi var? Değerli arkadaşlarım. Bir konuya daha dikkatinizi çekmek isterim. 251 şehidimiz vardı. Oldu. Allah'tan rahmet diledik. Hepsini anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. Sivilimiz var, askerimiz var, polisimiz var. 251 şehit bu ülkede demokrasi güçlensin diye verilmiş bir bedeldir demokrasi güçlensin diye. Mustafa Kemal'in Türkiye'sinde darbe olmasın diye verilmiş bir bedeldir. Dolayısıyla dediler ki hemen bu şehitler ve şehit yakınları için yardım kampanyası açacağız. Olur. Açın. Açtılar. 25 Temmuz 2016'da yardım kampanyası. Adı dayanışma kampanyası. Ve dayanışma kampanyası sonucu elde edilecek paralar da şehit ailelerine ve gazilere verilecek. 27 Ocak 2017'de bakan editör Anadolu Ajansı'nın editör masasına katıldı. Orada bir soru üzerine kaç lira para toplandı bu şehit yakınları? 15 Temmuz şehit yakınları kaç lira para toplandı diye sordular. Verdiği cevap 20 Ocak 2016 itibariyle 309 milyon lira para toplandı diyor. 20 Ocak 2016 2017 2018 2019 Vakıf kuracaklardı kanun hükmünde kararnameyle. Sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü geçen hafta kurdu. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra kuruldu. Şu soruyu sordum. Defalarca sordum. 309 milyon lira nerede? Nerede? 309 mu daha fazla mı? Hangi bankada? Nerede? Yatıyor mu? Duruyor mu? Arttı mı düştü mü? Niçin vermiyorsunuz bunu? Niçin vermiyorsunuz? 251 şehidimiz var. Ailelere birer milyon verseniz 251 milyon. Üstü de artıyor. Peki ek para geldi mi onu da bilmiyoruz. Bu para bir yerde kullanıldı mı onu da bilmiyoruz. Ve bir şey daha söyledik. Şehitler arasında ayrım olmaz. Şehitler arasında ayrım olmaz. Şehit şehittir. PKK ile mücadelede şehit düşmüştür. IŞİD ile mücadelede şehit düşmüştür. Darbe girişimi sırasında şehit düşmüştür. Şehitler 82 milyonun şehitidir. 82 milyon görüşümüz, kimliğimiz, düşüncemiz ne olursa olsun 82 milyonumuz şehide saygı göstermek zorundadır. Ve şehitler arasında ayrım yapmamak zorundadır. Değerli arkadaşlarım, grup başkan vekillerine söyleyeyim. Bu konuda da bir araştırma komisyonu kursun, kurulsun. Bu toplanan para ne oldu ve nerede? Gelip hesap vermiyorlar. Belki mecliste birisi çıkar da bir şeyler söyler. Efendim 15 Temmuz'u milli birlik ve beraberlik günü ilan ettik. Milli birlik ve beraberlik. Çünkü hep beraber de darbe girişimine karşı çıktık. Hep beraber saf tuttuk. Mecliste milletvekili arkadaşlarımız, grup başkan vekillerimiz bombaların altında görev yaptılar. O bombaların altında görev yapmalarının sonucu olarak da darbe girişimi büyük ölçüde buradan püskürtülmüştür. Vatandaş milletvekillerinin nasıl mücadele ettiğini görmüştür. Onlar da benzer mücadeleyi parlamentoda değil sokakta yapmışlardır. Dolayısıyla bu meclis gerçekten de gazi meclistir. Ve bu meclisin yetkileri törpülendi. Yetkileri elinden alındı. Sormak lazım. Darbe, bomba yağarken darbe girişimine karşı çıkan meclisin yetkileri niye elinden alındı? Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bu meclisin yetkileri hangi gerekçeyle elinden alındı? Bunu AK Partili kardeşlerimin vicdanına seslenerek söylüyorum. MHP'li kardeşlerimin vicdanına seslenerek söylüyorum. Türkiye'de bu ucube sistemi yaratan iki siyasi liderdir. Bu iki siyasi liderin Türkiye'ye verecekleri hesap vardır. Yazıktır, günahtır bu memleket. <laughs> Efendim Milli Birlik. ne güzel. Sayın Erdoğan gazetecileri davet ediyor. Televizyoncuları davet ediyor. Milli Birlik gününde. Hep beraber gelin diyor. 15 Temmuz Dolayısıyla işte oturalım konuşalım. Ama havuz medyasını çağırıyor. E hani milli birlikti? Yani Sözcü gazetesi gayrimilli bir gazete mi? Cumhuriyet gazetesi gayrimilli bir gazete mi? Bunlar millidir, gayrimilli olan sensin. Bunlar milli. Bir gün Evrensel, Yeni Çağ, Halk TV, Tele1, Fox TV, Türkiye'nin en çok satan gazetesini davet etmiyorsun. Yani milli birlikti. Niye davet etmiyorsun? Türkiye'nin en çok satan gazetesi. Fox TV Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu. Niye davet etmiyorsun? İşine gelmiyor. Sonra da kalkıyor diyor ki efendim milli birlik günü ve dayanışma günü. Hangi milli birlikten söz ediyorsun? Eğer bir kişi milli kelimesini kullanıp kendi vatandaşlarını ayırıyorsa o milli değil gayrimillidir. Bu kadar açık ve ne söylüyorum? Efendim dış politika Türkiye'nin sıkıştığı alanlardan. Dedik ki Türkiye'nin temel sorunlarından birisi dış politikadır. Eğitim temel sorundur. Dış politika temel sorundur. Toplumsal barış temel sorundur. Ekonomi temel sorundur. Demokrasi standartımız temel sorundur. Beş temel sorunu tam üç yıldır seslendiriyoruz. Beş temel sorunu. Bunlardan birisi dış politika. Dış politikanın 180 derece değişmesi gerektiğini söyledik. Dış politika maceracı heveslerle yapılmaz dedik. Dış politikada akıl vardır, mantık vardır, ülkenin, Türkiye'nin çıkarları vardır ve dış politika ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir. Dış politikanın iktidarı ve muhalefeti olmaz. Dış politika milli olmak zorundadır dedik. Ve bu çerçevede uyarılarımızı yaptık. Buradan yeni uyarılar yapmak istiyorum. Eğer dış politikada Türkiye kaybetmesin, kazansın deniyorsa bir, İvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan'ın. Bunu bırakması lazım. Ne İvan'ı kardeşim? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarları her şeyin üstündedir. Her şeyin üstündedir. İki, Mısır'la barışacaksın. Niye kavga ediyoruz Mısır'la? Ortak tarihimiz var Mısır'la. Ortak kültürümüz var Mısır'la. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansıyor. Mısır'a büyük göndermeliyiz ve Mısır'la da barışmalıyız. Elbette ki Mısır'ın demokratikleşmesi için elimizden gelen her türlü çabayı yapmalıyız, göstermeliyiz. Burada bir tereddütümüz yok. Siyasi idamlar olmasın. Burada da bir tereddütümüz yok. Kardeş kanı dökülmesin. Buradan da bir tereddütümüz yok. Ama bir ülkeyle bir milletle kavga edilmez. Ortak kültüre sahibiz. Ortak tarihe sahibiz. Neden büyük elçimiz yok? Üç, Suriye ile resmi düzeyde mutlaka görüşme sağlanmalı ve en hemen de en kısa sürede sağlanmalı. Niye kavga ediyoruz? Şam'a niye büyük elçimizi göndermiyoruz? Efendim dolaylı olarak görüşüyoruz. Niye dolaylı görüşüyorsun? Niye görüşüyorsun dolaylı? Rusya üzerinden dolaylı görüşüyoruz. Efendim istihbarat örgütleri görüşüyor. Siz de görüşün. Şam'a gönderin büyükelçi Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin de çıkarıdır Bunu görmemek için kör olmak lazım. Neden bu konuda adım atmıyorsunuz? Dört, Libya'ya silah göndermekten de vazgeçin. Suriye'ye gönderdiniz, kardeşi kardeşe kırdırdınız. Yeter ya. Akan Müslüman kanı. Libya'dan ne istiyorsunuz? Niye silah gönderiyorsunuz Libya'ya? Niye insanları birbirine kırdırıyorsunuz? Orada barış yapmak varken, aracı olmak varken, barışı sağlamak ve savaşı bitirmek varken neden silah gönderip birilerinin yararına, birilerinin aleyhine düşmanlığı körüklüyorsunuz? Orta Doğu'da barış ve işbirliği teşkilatı kurulmalı. Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatı kurulmalı. Türkiye buna öncülük etmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Dört devlet bir araya gelmeli. Orta Doğu'nun sorunları dört devlet özgür iradeleriyle masaya yatırmalı. Ve bu toplantı Türkiye'de olmalı. Bu toplantıya Amerika, Rusya, Çin, Hindistan, Avrupa Birliği davet edilmeli. Biz Orta Doğu devletleri olarak kendi sorunumuzu çözmekten aciz miyiz? Bakın bu öneriyi geçen yıllarda da yapmıştım. Aynı öneriyi yine yapıyor. Niçin? Türkiye'nin çıkarı burada. Türkiye'nin menfaati burada. Kavgadan hiçbir devlet fayda görmemiştir. Şimdi Doğu Akdeniz'de yalnız kaldık. Tek başımızdayız Doğu Akdeniz'de. Doğalgaz var. Petrol var. Mısır orada. İsrail orada. Lübnan orada. Yunanistan orada. Kuzey Kıbrıs Rum kesimi orada. Güney Kıbrıs Rum kesimi orada. Fakat Türkiye yok. Ve yalnız. Niçin? Maceracı bir dış politikanın öngörüsü olmayan bir dış politikanın Türkiye'yi yalnızla itmesinin faturası ağır olur ve bu ağır faturayı her alanda hissediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği bize yaptırım uygulama kararı almış Doğu Akdeniz dolayısıyla. Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Hiç kimsenin bundan da endişesi olmasın. Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı hep çiftet standart uygulamıştır. Samimi olmamıştır Avrupa Birliği. Dediler ki Kıbrıs'ta barışı sağlayacağız. Anlam planını referanduma sunacağız. Eğer Kıbrıs'taki Türkler buna evet derse hiçbir sorun yok çözülecek. Doğrudan ticaret tüzüğü yapacağız. Rumlar hayır dediği takdirde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile oturacağız ticaret yapacağız dediler. Söz verdiler mi verdiler. Anlam planına Türkler evet dedim evet dedi. Rumlar hayır dedi. Nerede peki bu Avrupa Birliği? Hani nerede bu doğrudan ticaret tüzüğü? Neden verdiğiniz sözleri yerine, yerine getirmiyorsunuz? Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklarmış. Sen önce verdiğin sözü tut. Önce verdiğin sözün arkasında dur. Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin çıkarları aynı zamanda Orta Doğu'nun çıkarları demektir. Eğer Türkiye, Türkiye'de bölgede, bölgede barış istiyorsa, siz bu barış talebine destek vermek zorundasınız. Kıbrıs Rum kesimini hangi gerekçeyle aldınız Avrupa Birliği'ne? Sizin sözleşmenizde hükümler var. Sınır sorunu olanlar alınamaz diye. Niye aldınız? Bize ahkam kesiyorlar. Yaptırım uygulayacaklarmış. Kabul etmiyoruz. Şiddetle de reddediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Avrupa Birliği Türkiye uyguladığı çiftet standarttan vazgeçmediği sürece Avrupa Birliği'nin bu topraklarda değeri yoktur arkadaşlar. Sanılmasın ki ben bunu Türkiye'de söylüyorum. Avrupa Birliği'nde görüştüğüm herkese, her yetkiliye bunu söyledim. Her yerde herkese söyledim. En yetkililere söyledim. Siz Türkiye'ye karşı çifte standart uyguluyorsunuz dedi. Uygulamaya da devam ediyorlar. Değerli arkadaşlarım bunlar güzel laflar. Türkiye'nin çıkarları vesaire. Bir de şahsi bir olaya gelelim. Yani bir grubun sorunlarına gelelim. Yani emeklilerin. Ayda bin liranın altında ücret alan emeklilerin. Ayda bin liranın altında ücret alan emeklilerin. Dediler ki 1000 lira, ben önce söylemiştim bin liranın altında binlerce kişi aylık alıyor diye. Vay efendim sen nasıl söylersin böyle bunlar doğru değil, şudur budur bir sürü laf. Sonunda dediler ki bin liranın altında aylık alanların aylıklarını bin liraya çıkaracağız. Eyvallah. Bakın Mart 2019 Sosyal Güvenlik Kurumu'nun raporu. Bin liranın altında aylık alan 219.438 dosya var. 219.438 aylık seviyelerine göre dağılım, dosya dağılım diyor. 219.438 kişi. 2000 liranın altında aylık alan 7 milyon 238 477 kişi. Yani asgari ücretin altında 7 milyon kişi, 7 milyon 200 bin kişi aylık alıyor. 1000 liraya çıkardılar ama ne yaptılar biliyor musunuz? Orada da bir Ali Cengiz oyunu yaptılar. Bin liraya çıkarıyoruz ama o bin lira tamamlanıncaya kadar size emeklere yaptığımız zamdan pay vermeyeceğiz dediler. Diyelim 800 lira alıyor, bin liraya çıkardılar, yüzde beş zam yaptılar, 50 lira olacak. O 50 lirayı sayıyorlar, bin liradan düşüyorlar. Dolayısıyla bu doluncaya kadar yani bin lira doluncaya kadar bu emekliye para verilmeyecek. Yani sosyal devlet bu mudur? Emekliyi kandırmak bu mudur? Emekli bunu hak ediyor mu? Ediyor mu? <laughs> emekliye bir şey demiyorum. Çünkü ben emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verilsin dediğim zaman... <laughs> bir grup emekli, bir grup emekli PTT'nin önünde kuyruğa girip Bizim maaşa ihtiyacımız yoktur Diye telgraf çekmişlerdi bir, bir grup emekli Hani diyorum ya adalet Hani diyorum ya adalet Hani diyorum ya hak Hani diyorum ya hukuk O emekleri saymıyorum Ama bu ülkede 10 milyonun üzerinde emekli var 10 milyonun üzerinde Eğer emeklilerin sorunlarını Gittiğimiz her yerde Her ortamda her toplantıda Dile getirmeseydik emekliyi kimse dinlemiyordu bile. Dinlemiyordu bile. Şimdi bir şey daha yaptılar. Yurt dışında çalışan işçilerimiz var. Yıllar yılı onlara para gözüyle baktılar. Döviz göndersin de Türkiye'nin durumunu düzeltelim diye baktılar. Onlar 3201 sayılı yurt dışında çalışanların emeklilik hakkını düzenleyen bir kanun var. Ona göre yüzde otuz asgari ücretin %32'si oranında ki bunun yüzde on sağlık sigortası yüzde yirmisi de ölüm ve mali sigortası oranda para yatırır yedi bin tamamlarsa emekli olabiliyordu. Şimdi yeni bir kanun getirdiler. Dediler ki bu yurt dışında çalışanların emekliliğini biraz zorlaştırmamız lazım. Ve zorlaştırdılar. 7200 değil 9000 gün yatıracaksın dediler. İşçi gibi değil, serbest çalışan gibi para yatıracaksın dediler. Değerli arkadaşlarım, ayrıca yetmiyor. Yüzde otuz iki değil, yüzde kırk beş. Yüzde otuz iki değil, yüzde kırk beş vereceksin dediler. Primin, yani asgari ücretin en az yüzde kırk beşini vereceksin. Otuz ikiden kırk beşe çıkardılar. Yüzde on ikisi sağlık harcaması. Yüzde yirmisi ölüm ve malülük. Yüzde on üçü ise haraç. Haraç alıyorlar. Yüzde on üçü. Karşılığı yok çünkü yüzde on üç. Devlet emekli olmak isteyenden, yurt dışındaki işçiden haraç alır mı Allah aşkına ya? Haraç al, vereceksin. Yok vermezsen seni emekli etmeyeceğim diyor. Şimdi ben yurt dışında çalışan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Senin hakkını, hukukunu da bu kardeşini savundu. Hakkını, hukukunu. Senin Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da oy kullanman, oy kullanman, yurt dışı seçim çevresinin olması ve senin de oradan milletvekili olarak meclise gelmenin hakkını da yine bu kardeşini savundu. Bu parti savundu. Ve bu parti bu parti yurt dışı seçim çevresi olsun diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Şimdi ben önümüzdeki seçimlerde bekliyorum. Yurt dışında çalışan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Senin parana gözdiktiler, sigorta priminin dışında yüzde on üçte senden haraç alıyorlar. Haraç vermek istemiyorsan yapacağın tek şey var. Geleceksin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksin kardeş. <laughs> Efendim işsizlik rakamları bugün açıklandı. Ekonominin durumu parlak değil. Ekonominin durumu parlak olmadığı içindir ki nereden para buluruz diye en sonunda yurt dışındaki işçilerden de asgari ücret üzerinden yüzde on üç haraç alıyorlar şimdi. Yoksa emekli etmeyeceğiz diyorlar. Sanayici perişan vaziyette. Maliyetler şişmiş vaziyette. Bakın 2018'in Mart ayında 2018'in Mart ayında sanayici Elektriğin kilova saatine 23 kuruş ödüyordu. 23 kuruş. 2019'un Haziran ayında yüzde 130 zam geldi ve 53 kuruş oldu. 15 aydaki artış elektriğe gelen zam yüzde 130. Ve bir sanayici şunu söylüyor. Ben Mayıs'ta 240 bin lira ödedim. Haziranda bayram tatili nedeniyle daha az çalıştım. Buna rağmen 360 bin lira fatura geldi. Fabrikayı kapatacağım, üretimi durduruyorum diyor. Ve sonuçta işsizlik. Değerli arkadaşlarım, işsizlik rakamları tam bir facia. Ekonomi yönetemiyorlar. İşsizlik önlensin diye 15 tane paket çıkardılar. Biraz aziz nesinlik bir iş ama Allah rahmet eylesin. 15 tane paket çıkardılar işsizliği önlüyoruz diye. 15 paketin sonunda büyük tanımda geniş tanımda işsiz sayısı buçuk milyonu aştı. buçuk milyon. Yani bırakın azalması. Her seferinde biraz daha arttı. Bunlar memleketi yönetemiyorlar. Yönetemezler de zaten. Yönetme güçleri de yok. Yönetme kapasiteleri de yok. Böyle bir niyetleri de yok. Ceplerini doldurmak istiyorlar. İsraf diz boyu. Milletin vergisini har vurup harman savuruyorlar. Söyledim bir daha söylüyorum. Özellikle AK Partili kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de vergi veriyorsunuz benim gibi. İçinizde sanayici olan var, esnaf olan var, doktor olan var, avukat olan var, hayatın her alanda çalışan var, gelir elde eden var ve vergi ödeyen var. Bir demokrasinin olmazsa olmaz kuralı iktidarın yani güç odağının, demokratik güç odağının harcadığı verginin hesabını millete vermesidir. Şimdi ben sizin vicdanınıza, adalet duygunuza sesleniyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti nedir? Bilen var mı? Ben bilmiyorum. Bizim milletvekilleri de bilmiyorum. Meclisteki 600 milletvekili de bilmiyor. İyi de kaça yaptı? Bu soruyu benim sorma hakkım var. Ama benden daha çok AK Partili kardeşimin bu soruyu sorma hakkı var. Çünkü diyecek ki ben sana oy verdim. Oy verdim e, hesabını ver ya bak bu Kılıçdaroğlu diyor ki kaça yaptın? Niye ağzın kapalı? Niye cevap vermiyorsun? Aynı şekilde İstanbul Havaalanı Dünyanın en büyük havaalanını yaptık diyorlar. Kaça yapıldı? Bilen var mı? Yok. Niye yok? Şehir hastaneleri. 21 şehir hastanesi. Bunların 9'u açıldı. Diğerleri bekliyor. Yatırım aşamasında yatırım yapılıyor. Şehir hastaneleri kaça mal oldu? Bir şehir hastanesini kaça yaptılar? Niye açıklamıyorlar biliyor musunuz? Sizin torunlarınıza yük yüklediler de onun için. Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Bu soruyu sorun. AK Partili kardeşlerim sorsunlar. Hadi sen oy verdin. Torununa niye bu yükü getiriyorsun? Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım. Şimdi meclise bir kanun getirdiler. Yine AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Yeni geldi paket. Bazı iş adamları zor durumdaymış. Onları kurtarmak için 400 milyar lira para verecekler. 400 milyar lira. 400 milyar lira sen şirketi batırdın. Batırma kardeşim ben sana para veriyorum diyor. 400 milyar lira. Şimdi soruyorum. Sormak zorundayım. Sormazsam Gerçekten de bu ülkeye benim hiçbir faydam yok anlamına gelir. 400 milyar lira kim ödeyecek? Faturayı kim ödeyecek? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Sanayicisi, esnafı, çiftçisi, memuru, emeklisi bunların tamamından toplanan vergilerle 400 milyarı bir avuç kişiye verecekler. Niçin? Fabrikayı batırdın, fabrikayı kurtaracağız. Türk Ticaret kanunda bir hüküm var. Tüccar basiretli iş adamı gibi davranmak zorundadır. Yani geleceği hesaplamak zorundadır. Niye batırdın kardeşim? Batırdıysan git. Yerine başkası gelir. Batır, batıranı kurtarıyorsun. Peki çiftçi? Çiftçinin borcu ne kadar biliyor musunuz? 118 milyar lira. Çiftçiyi niye kurtarmıyorsun? İşte ise çiftçi çalışıyor kardeşim. Çiftçiyi niye kurtarmıyorsun? Vatandaş borç batağında. Ne kadar borcu var? 522 milyar lira. Vatandaşı niye kurtarmıyorsun? İşsiz, işsizlik, diz boyu niye kurtarmıyorsun? Değerli arkadaşlarım, vatandaş şu soruyu sormak zorundadır. Beni niye kurtarmıyorsun? Beni niye kurtarmıyorsun? Vatandaş o soruyu sormak zorunda. Sanayiciyi kurtarıyorsun, yandaşını kurtarıyorsun, beni niye kurtarmıyorsun diye sormak zorundadır. Emekli de sormalı. Beni niye kurtarmıyorsun? Değerli arkadaşlarım. Daha önce sormuştum. Bu faturayı kim ödeyecek diye. Ekonomi kriz var. Faturayı kim ödeyecek? Faturayı vatandaş ödüyor değerli arkadaşlarım. Ha diyebilirsiniz ki. Ya bu kadar işin içinde bu adaletli midir? Adil bir düzen midir bu? Hayır arkadaşlar. Adalet yok. Adaletin olmadığı bir Türkiye'de zaten yaşıyoruz. Bakın Son olarak şuna değineyim. 260 bin işçinin toplu sözleşmesi var. Aynı zamanda aynı zamanda özel bankalardan emekli olan yaklaşık 300 bin kişi var. Özel bankalardan. Diğer emeklilere ikramiye veriliyor. Özel bankalardan emekli olanlara verilmiyor. Niye? Ne günahı var onların? Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Şehitler arasında ayrım yaptılar, emekler arasında ayrım yapıyorlar. 260 bin kişiye çağırdılar. Türk İş'in genel başkanını ve yöneticilerini. Size yüzde dört beş zam yapacağız. Bu kadar. Başka zam yapmayacağız. Şimdi son bir yılda, geçen yılın haziranından bu yılın haziranına. Kuzu etine gelen zam yüzde 49. Yeşil soğana gelen zam yüzde 31. Kuru fasulyeye gelen zam yüzde 46. Salçaya gelen zam yüzde 90. Köprü geçiş ücreti 120. Cep telefonu ücreti yüzde 47. Okul defteri yüzde 39. Kalem yüzde 41. Bebek bezi 40. Çaya şekere yüzde 15. İşçiye yüzde 5. Razı olursan diyor. Razı olmazsan Razı olmaması lazım %5 zam Bu sikleti kaldırmaz Türkiye'yi kaldırmaz İşçiyi perişan eder Göreceğiz Ben de takip ediyorum Türk İş de takip ediyor Türk İş üyesi 260 bin işçi de takip ediyor Hakkı hukuku ve adaleti sağlamak için Ben ve arkadaşlarım Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Gözümüz bunun üzerinde. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Oturumu kapatıyor. Saygılar.